Merhabalar, ben Merve Özkaynak. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere zayıf görünmenin sırlarından bahsedeceğim. Zayıf görünmenin en önemli altın kuralı, dikkati problemli bölgelerden uzaklaştırmaktır. Yani, örneğin alt bedenimizde biraz sıkıntı var ama üst bedenimizde herhangi bir sıkıntı yoksa, o zaman renkleri, desenleri, aksesuarları tamamıyla üst bedenimizde kullanıp, alt bedenimizde daha sade tasarımlı ve koyu tonlara gitmeliyiz. Böylece dikkati tamamıyla üst bedene çektiğimizden, sıkıntılı olan bölgelerimizden dikkati uzaklaştırmış oluruz. Biraz detaylara girmek gerekirse mutlaka gardırobunuzda olması gereken kurtarıcı parçalardan bahsedeceğim. Bunlardan ilki anvelop elbise. Anvelop elbise bir kadın için gerçekten zamansız ve çok kurtarıcı bir parça. Çünkü bir kadının vücut hatlarını tamamıyla takip eden bir elbise modeli olduğu için belinizi incecik gösterecek ve V şeklinde durduğu için de optik illüzyonla sizi olduğunuzdan çok daha zayıf gösterecektir. Kalçaların genişliğini gizleyen bir elbise veya etek modeli de A kesimlerdir. A kesimler beli oturduğu için belinizi ince gösterip çan şeklinde açılır ve kalçalarınızı gizlemede son derece ideal modellerdir. En bilinen kurallardan biri olan çizgilerden uzak durmaktan bahsedelim. Evet, çizgilerden uzak durmak gerekir fakat bu sadece enine çizgiler için geçerli. Boyuna çizgileri her zaman kullanabiliriz. Çünkü boyuna çizgiler görsel illüzyon yarattıkları için bizi olduğumuzdan her zaman daha uzun ve daha ince gösterir. Bir kadına çabasız olarak kum saati formunu kazandıracak en önemli parça peplumdur. Peplum üstleri ve elbiseleri gardırobunuzda bolca bulundurursanız farklı parçalarla da tamamlayabilirsiniz. Daha uzun ve ince bir görünüm için pantolon paçalarınızı her zaman daha uzun tercih edin ve bunları topuklu ayakkabılarla tamamlayın. Topuklu ayakkabıyla tamamlanmış ve paçaları bol ve uzun bir pantolon sizi olduğunuzdan her zaman daha uzun ve daha ince gösterir. Zayıf görünmenin önemli kurallarından biri de kendi bedenimizde, yani doğru bedenimizde kıyafetler giymek. Ne bedenimizden küçük kıyafetler ne de büyük kıyafetler bizi olduğumuzdan zayıf göstermez. Aksine büyük kıyafetler bizi olduğumuzdan daha kısa ve kilolu gösterdiği gibi bedenimizden ufak kıyafetler de bizi olduğumuzdan daha kilolu gösterirler. O yüzden ne çok dar ne de çok bol, tam anlamıyla kendi bedenimizdeki kıyafetleri tercih etmeliyiz. Robadan kesim elbiseler ve bluzlar göğüs altından bollaştıkları için karnınız, beliniz ve kalçanız olmak üzere gizlemek istediğiniz tüm bölgeleri rahatlıkla gizler. Baştan aşağı tek renk giyinmek de bizi zayıf gösterir. Eğer amacımız zayıf görünmekse burada mutlaka koyu tonları tercih etmeliyiz. Koyu kahve, siyah, antrasit, koyu lacivert gibi tonlar bizi olduğumuzdan her zaman zayıf gösterir. Ama zayıf görüneceğiz diye tabii ki karalara bağlamamıza da gerek yok. Dikkati yukarı çekmek istiyorsak veya aşağı çekmek istiyorsak mutlaka dikkat çekmek istediğimiz bölgede ufak tatlı ayrıntılar, tatlı aksesuarlar da kullanabiliriz. Ayakkabılar da zayıf gözükmekte oldukça önemli rol oynarlar. Zayıf gözükmek istiyorsak mutlaka babetlerden, sandaletlerden, çok ufak kitten topuk dediğimiz ufak topuklu ayakkabılardan, küt burunlu ayakkabılardan uzak durmalıyız. Bunların yerine kalın ve yüksek topuklu ayakkabıları tercih etmeliyiz. Yüksek bel pantolonlar ve etekler bel hattınızı yeniden çizdiği için belinizi olduğundan çok daha ince gösterir. Özellikle karın bölgesi ve bel ince gösterme denildiği zaman yüksek bel pantolonları ve etekleri gardırobunuzda mutlaka bulundurun ve yüksek topuklu ayakkabılarınızla da tamamlamayı unutmayın. Duruş, zayıf görünmede en önemli noktalardan biridir. Dik durmak çok önemli. Eğer ilk başta zayıf görünmek istiyorsanız ne giyerseniz giyin, kambur durursanız giydiğinizin hiçbir anlamı kalmaz. Mutlaka dik durmanız gerekir. Çünkü eğer kambur durursanız sırtınız kambur yarattığından üst bedeniniz olduğundan çok daha kilolu gözükecektir. Her zaman dik durun. Omuzlarınız ne çok yukarıda ne de çok aşağıda olsun. Kendinizi rahat bırakın ve sadece dik durmaya odaklanın. Zayıf görünmede bir diğer etken iç çamaşırı seçimi. Eğer üst bedenimizde bir fazlalık varsa mutlaka toparlayıcı sütyenler tercih etmeliyiz. Alt bedenimiz için de aynı şekilde mutlaka yine toparlayıcı likralı ve en önemlisi iz bırakmayan ince kumaşlardan yapılan iç çamaşırlarını tercih edersek kıyafetlerimizde de giydiğimiz iç çamaşırların izleri görünmeyecek ve son derece toparlayıcı bir şekilde bizi olduğumuzdan daha ince gösterecek. Sıra geldi çoraplara ve korselere. Eğer opak ve koyu tonlarda çoraplar tercih ederseniz bacaklarınız olduğundan daha ince ve zayıf görünür. Korseler de zayıf görünmede bir alternatiftir ve sıkça kullanılan bir üründür. Ama kendinizi her zaman rahat hissedeceğiniz ve nefes almakta zorlanmadığınız ve hareket imkanınızı kısıtlamayan korseler olmasına mutlaka dikkat edin. Saç toplama şekillerimiz bile zayıf gözükmede önemli rol oynarlar. Eğer saçlarınızı yukarıdan sıpsıkı bir at kuyruğu yaparsanız üst bedeniniz olduğundan çok daha ince gözükür.
Çanta ve kemer gibi aksesuarları kullanırken de özellikle çantada çok ufak boyutta çantalardan kaçınıp daha orta boylu çantalara yönelmek daha doğru olacaktır. Kemer kullanımında da tam karnımız üzerinden değil de mutlaka göğsümüzün biraz altından, özellikle bunu ince kemerler için söylüyorum, göğsümüzün biraz altından kemeri sıkarsak belimiz daha ince görünüp yine robadan bir elbise ya da robadan bir bluz etkisi yaratarak göğüs altımızdan bollaştığı için belimizi ince gösterecek ve bizi olduğundan daha zayıf gösterecektir. Kıyafetlerle yapabileceklerimiz bir kenara, sağlıklı bir hayat tarzını benimsemek en önemlisi. Sağlıklı beslenerek, gün içerisinde suyumuzu içerek ve egzersizlerimizi yaparak zaten sağlıklı bir vücuda sahip olacağız. Bunun yanı sıra güven de bir kadın için en önemli faktörlerden bir tanesi. Kendinize her zaman güvenin, dik durun, kendinizi sevin ve güzel bir kadın olduğunuzu kendinize hatırlatmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Stil, alışveriş ve makyaj videolarım size her yerden ulaşsın isterseniz lütfen kanalıma abone olun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.